Apandisit, apandis olarak bilinen organda ortaya çıkan inflamasyonlar olarak tanımlanıyor ve onun neticesinde bu organın patlaması, diğer tabiriyle yırtılması mümkün oluyor. Apandis ufak, parmak şeklinde bir organ ve kalın bağırsağın ince bağırsak ile birleştiği konumun yakınlarında bulunuyor. İltihaplanma neticesinde apandiste ciddi bir ağrı başlıyor ve bu sağ karın bölgesinde hissediliyor. Daha sonra ağrı sağ alt kısımlara doğru da ilerliyor ve inflamasyon arttıkça ağrı da çekilmez hale geliyor. Herhangi bir kaza anında apandis yırtılabilir. Ancak bir sebepten tıkanması halinde de içerisindeki bakterilerin çok hızlı bir şekilde çoğalmaları apse yapmalarına sebep olur ve neticesinde apandis yine yırtılır. Bu bakterilerin apandisten kan akışına geçmeleri ise büyük bir risktir ve apandisit semptomları belirdiği anda sağlık kurumlarına başvurmak gerekir. Solucan şeklinde bir bağırsak uzantısı olan apandiks, her insanda farklı uzunluklara sahip olmasına rağmen ortalama 10 cm boyundadır. Ağrınızın apandisit mi yoksa sıradan bir gaz kaynaklı mı olduğunu anlamak için karnınızın sağ alt kısmına bastırın. Eğer ağrınız azalıyorsa bu sıradan bir gaz sancısıdır. Yetişkinlerde olduğu kadar çocuklarda da görülen apandisitin en yaygın belirtilerini teşhis etmeniz için size yardım etmeye çalışacağız. 1 numara, ağrının tipi. Ağrı genellikle göbek deliğinize yakın olarak karnınızın ortasında başlar. Fakat yavaş yavaş karnınızın sağ alt tarafına, leğen kemiğinizin biraz üstüne doğru yayılır. Bu bölgeye bastırdığınızda ağrı daha yoğun, şiddetli ve dayanılmaz hale gelir. Mideniz sert görünür. Farklı bir tokluk hissedersiniz ve midenize bastırdığınızda genellikle sert olduğunu fark edersiniz. Peki bunun sebebi nedir? Apandis enfeksiyon kaptığında bağırsaklarda iltihaba yol açarak ciddi sıkıntılara neden olabilir. Bazen de yürürken kalçanızda keskin bir ağrı hissedebilirsiniz. Bu sadece sağ tarafınızda olur. Ciddi anlamda bir rahatlamayı sadece uzandığınız zaman hissedersiniz. Ancak bu genellikle geçici bir rahatlamadır. Öksürmeyi deneyin. Eğer karnınızda keskin bir ağrı veya yanma hissediyorsanız bu karın bölgenizde muhtemelen apandis kaynaklı bir iltihap olduğunun net bir belirtisidir. Şunu aklınızda tutun ki eğer bu belirtileri gözlemliyorsanız daha ciddi hale gelmeden önce 12 ile 24 saat arası zamanınız vardır. Bu süre içinde hastaneye gitmeniz gerekir. Hepsinden önemlisi bu belirtilerin çocuklarda oluşma ihtimaline karşı uyanık olun. Küçük bir şüpheniz bile olsa doktoruna gitmeniz ve doğru teşhis için ona güvenmeniz gerekir. 2 numara, karın ağrısıyla birlikte gözlemlenen ikincil belirtiler. Ateş, apandisit belirtileri arasında bu belirti önemlidir. Eğer karnınızın sağ tarafında oluşan bir ağrıya normalden birkaç derece bile fazla olsa, bir ateş eşlik ediyorsa acilen doktora gitmelisiniz. Kabızlık, enfeksiyon geçiren bir apandis neredeyse her zaman kalın bağırsakta bir rahatsızlığa neden olur. Kabızlık bu durumda sıklıkla görülür ve tuvalete gitmek karnınızda daha fazla ağrı hissetmenize neden olabilir. İştah kaybı, rahatsız edici bir tokluk hissedip daha az yemek isteyeceksiniz. Gözlemlenen bir diğer belirti ise kolay kolay kurtulamadığınız aşırı gaz birikimidir. Daha sonra bu hissettiğiniz toklukla birleşerek sinir bozucu bir duruma neden olabilir. Kusma, genel bitkinlik ve yorgunluk. Bunlar apandiste sıklıkla eşlik eden bir diğer belirtilerdir. Bunlar henüz dayanılmaz karın ağrısı başlamadan önce ortaya çıkabilir ve sizi acile gitmek zorunda bırakabilir. Bu belirtileri de hesaba katmanızda fayda var. Lenf bezlerinde büyüme, kulağa karışık gibi gelebilir ancak anlaması gayet kolaydır. Boğazınızdaki bademciklerde yaşanan sorunla benzer bir durumdur. Bu organların vücutta önemli bir rolü vardır. Fakat iltihaplarında zaman enfeksiyona ve ateşe neden olarak şişerler ve boğazı tıkarlar. Bu gibi enfeksiyonların özellikle 8 ila 30 yaş arasındaki kişilerde görülme ihtimali daha fazladır. Ve bu kişiler apandisit için en riskli olan grubu oluşturur. Artık ve toksinler. Bazen bağırsakların apandise yakın üst kısımlarında yetersiz sindirimden kaynaklı katı artıklar birikebilir. Böylece tıkanıklık ve enfeksiyon oluşur. Bu da bağırsaklardaki normal akışı aksatır. Ayrıca sık sık kabızlık sorunu yaşayan insanların apandisit problemi yaşama ihtimali daha fazladır. İltihap, apandisin iç duvarları küçük lenf bezleriyle sarılıdır. Yukarıda bahsettiğimiz gibi bunlar bademciklere benzerler. Bazen bir hastalık ya da yediğiniz bir şey bile bakteri oluşmasına neden olabilir. Bu bakteriler de bezlere yapışarak enfeksiyona yol açabilir. Bu çok sık görülen bir durumdur. Bu nedenle bağırsaklarda enfeksiyona ve böylece apandiste neden olabilecek birçok bakteri olduğunu unutmayın. Sağlıklı bir beslenme düzenine sahip olmanın da ayrı bir önemi vardır.
Sağlıklı beslenmeniz tabii ki hiçbir zaman apandisit sorunu yaşamayacağınız anlamına gelmez. Ancak dikkatli olursanız bu durumu yaşama ihtimalinizi düşürmüş olursunuz. Vücudunuza düzenli olarak detoks yapın ve kabız olmamaya dikkat edin. Bu genel sağlık durumunuzun temelini oluşturur. Bol bol sıvı tüketip lif, meyve ve sebze yiyin. Ayrıca probiyotiklerden de faydalanmayı ihmal etmeyin. Yoğurt ve kefir gibi yiyecekler yararlı bakterilerin oluşmasını sağlayarak sizi enfeksiyonlara karşı korur. Unutmamanız gereken bir diğer şey ise her sabah limon suyuyla hazırladığınız bir bardak sıcak su içmektir. Size güne başlamanız için temel vitaminleri verirken vücudunuzu arındırarak toksinlerden kurtulmanızı sağlar. Apandisit ameliyatından sonra iyileşmeyi hızlandıracak yöntemlerde bulunur. Apandisit tedavisi sadece apandisin cerrahi olarak alınmasını gerektiriyor ancak elbette doktorların tavsiyelerini de dinlemek gerekti. Lakin doktorların önerilerine ek olarak bu operasyonun ardından bazı doğal adımları takip ederek daha hızlı bir iyileşme elde edebilirsiniz. Laparoskopik operasyonların ardından genellikle fiziksel aktivitelerinizi 3 ila 5 gün arasında kısıtlamanız gerekir. Açık ameliyatlarla ise bu süre 10 günü aşar. Ağır nesneler kaldırmadan yavaş ve dikkatlice hareket etmeli. Ayrıca temiz ve kuru kalmaya dikkat etmelisiniz. Apandisit ameliyatının ardından hipnoz yöntemiyle yönlendirilmiş hayal kurma uygulaması ağrılarınızı kontrol etmenize yardımcı olabilir. Özellikle anksiyeteye yatkın olan çocuklarda bu daha önemli olabilmektedir. Yönlendirilmiş hayal kurma yönteminin anksiyeteyi ve ağrıları azalttığı uyku kalitesini biliniyor. Ameliyatın ardından öksürmek biraz acı verici olabilir. Ağrı yapmasına engel olmak için öksürmeden önce karnınıza biraz bastırabilirsiniz. Bunun için bir havlu veya yastığı kıvırıp karnınıza hafifçe baskı yapın. Aromaterapi. Apandisit ameliyatı travmatik bir fiziksel olaydır ve bu nedenle iyileşmesi zaman alır. Ameliyatın ardından bol bol dinlenmeniz ve rahatlamanız, kendinizi daha iyi hissetmeniz ve iyileşmeniz için iyi olacaktır. Rahatlama etkisini yaratmak ve ağrıları azaltmak, daha iyi uyumak için aromaterapiden faydalanabilirsiniz. Araştırmalar lavanta öz yağıyla uygulanan aromaterapi seanslarının anksiyete ve mental stres azalttığını gösteriyorlar. Özellikle bu düzeyde bir travmanın ardından çocuklar korku ve anksiyeteye kapılabiliyorlar. Öz yağları koklamak bu duyguların üstesinden gelmenize yardımcı olabilirler. Ağrılar hususunda ise aromaterapinin ağrıları azaltma konusunda oldukça yardımcı olduğunu gösteren geniş çalışmalar mevcut. Özellikle yanık vakalarında, romatoid artritte, doğumda ve kronik ağrılara sahip olanlarda bu durum daha da öne çıkıyor. Bu çalışmaların bir kısmında özellikle lavanta öz yağı ve onun gül yağı ile karışımının etkili olduğu belirtiliyor. Karaciğer fonksiyonlarını destekleyin. Apandisitin ardından karaciğer fonksiyonlarını desteklemek çok önemlidir. Zira operasyonda kullanılan anestezik maddeler karaciğeri yorabilirler ve karaciğerde toksik maddeler birikebilir. Ameliyattan sonra çok fazla kafein ve alkol tüketmekten, organik olmayan meyve, sebze ve etlerden uzak durmalısınız. Bunun yerine taze, organik, serbest gezinen etler ve denizden yakalanan balıklardan tüketebilirsiniz. Bağışıklık sistemini destekleyin. Apandisit ameliyatı gibi operasyonlardan sonra enfeksiyonlara engel olmak gerekir. Çünkü bilhassa yırtılmış olan apandisit vakalarından sonra karın boşluğuna buradan sızmış olan bakteriler dolarlar. Bunun en kolay yolu ise bağışıklık sistemini destekleyerek iyi çalışmasını sağlamak. Zencefil, ginseng, D vitamini gibi maddeleri içeren besin destekleriyle bunu yapabilirsiniz. Apandisit sindirim sisteminin bir parçasıdır ve bu nedenle iyileşirken mide bağırsak semptomları gösterebilirsiniz. Bunların önüne geçebilmek için işlenmiş gıdalardan veya hassasiyetiniz olan gıdalardan uzak durmalı, sağlıklı bir beslenme programına sahip olmalısınız. Küçük, besin bakımından zengin bir beslenme düzeni işinizi görecektir. Bromelain, ananasta bulunan bir enzimdir ve iyileşmeye katkısı olması için onu C vitamini, üzüm çekirdeği ekstraktı içeren besin desteklerinin içerisinde bulabilirsiniz. Bromelain maddesinin kanseri önlemekte, kalp damar hastalıklarında ve şeker hastalığında da ciddi etkileri olduğu görülmüştür. Crohn hastalığınız varsa, vegansanız, pankreas problemleriniz varsa, kistik fibrozisiniz varsa, A vitamini eksikliğiniz var denilebilir. A vitamini eksikliği enfeksiyon kapmanızı kolaylaştırabilir ve bu nedenle ameliyat ile travmalardan sonra risk teşkil eder. Taze ton balığı, havuç, tatlı patates ve yeşil yapraklı sebzeleri bol bol tüketerek apandisit ameliyatı sonrasında iyileşme sürecinizi daha hızlı hale getirebilirsiniz.
We'll be right back.